Bugün karşınıza harika bir tatlıyla geldim. Çilekli tart yaptım. Az malzeme ile nefis tarif, nefis lezzet ortaya çıkmış oldu. Görseli muhteşem, tadı da inanın bir o kadar güzel. Şimdi videoya geçelim. Çilekli tartımı nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün tart kalıbında nefis bir çilekli tart yapacağım. Gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım. 2 adet yumurtamı karıştırma kabımın içine kırdım. Hazırda bekliyor. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker kullanacağım. 1 su bardağına yakın un kullanacağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullanacağım. Bu sadece tartımın keki için. Daha sonra tart kekim pişerken de çilekli nefis bir sos hazırlayacağım. İlk olarak artık çilekli tart kekimin kekini yapmakla işe başlayabilirim. Yumurtam ve toz şekerimi güzelce çırpacağım. Köpük kıvamına gelene kadar çırpmam lazım. Güzelce çırptıktan sonra artık sırası üzere sütümü yağımı ilave ettim. Birazcık unumdan da ilave edeceğim. Yine güzelce çırpıp sonrasında da kalan unumu ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım ki unlar uçuşmasın. Şimdi unumun kalan kısmını ilave ediyorum. Siz dediğim gibi kontrollü ilave edin. Çünkü unun kalitesine göre değişebiliyor kullanma miktarı. Kabartma tozu ve vanilyamı da ilave ettikten sonra tekrar çırpacağım. Kek hamurumun çırpma işlemi bitti. Tart kalıbımı da bu şekilde sıvı yağ ile yağlayacağım. Her yerini fırça yardımıyla. Eğer ki kalıbınıza kekiniz yapışıyor da çıkartmakta zorlanıyorsanız katı yağ ile yağlayıp hafif unlayabilirsiniz. O zaman daha kolay kalıptan çıkacaktır. Hazırlamış olduğum şöyle kek harcımı tart kalıbımın içine boşaltıyorum artık. Şöyle bir karıştırayım. Sonrasında da hemen fırına vereceğim. Bu vermiş olduğum ölçüler tart kalıbı için çok ideal arkadaşlar. Şöyle birkaç kere de tezgahımın üzerine vurmak istiyorum. İçinde hava kabarcığı varsa onlar da tamamıyla çıksın. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. 15-20 dakika kadar kekimin pişmesi benim için yeterli olur. Kek pişerken de bu arada biz de çikolatalı sosumuzu hazırlamaya başlarız. Çilekli sosum için de gerekli malzemelerimi buraya hazırladım. 300 gram kadar yıkayıp hazırlamış olduğum çileklerim var. Bunları kullanacağım şimdi. Rondodan geçireceğim arkadaşlar. Püre kıvamına getirmiş olmam lazım. Çünkü sos hazırlıyorum. Sonrasında da şöyle 3 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastası kullanacağım. Yarım su bardağı da normal çeşme suyuna ihtiyacım var. Hemen çileklerimi bir rondodan geçireyim. Püre kıvamına getireyim. Thank you.
hemen bir bakalım. Evet, gayet güzel olmuş. Püremi küçük bir tencereme boşalttım çünkü pişireceğiz ocakta. Diğer malzemelerimi de içine bırakıyorum, nişastamı ve şekerimi. Yarım su bardağı da suyum vardı, onu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım, sonra ocağıma alacağım. Bu hazırlamış olduğum çilekli sosu pastalarda, tatlılarda, kurabiyelerde, cheesecake'lerde kullanabileceğimiz bir sos. Kesinlikle deneyin arkadaşlar, kullanın. Harika sonuçlar elde edeceksiniz. Hemen ocağı alacağım artık. Çilekli sosumu kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutacağım. Sonra hemen altını kapatacağım soğuması için. Kenara alacağım arkadaşlar. Kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. İlk sıcağı da birazcık çıktı. Hemen şöyle tepsime ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde çıkıyor zorlamadan. Kekim birazcık soğusun. Çilekli sosum da soğuyor. Daha sonra da hazırlayacağız artık sunum için. Çilekli sosum da iyice soğudu arkadaşlar. Artık şöyle kekimin üzerine bırakıyorum. Sonra spatulayla düzelteceğim. Son olarak çilekli tartımın üzerine ben Hindistan cevizi ile şöyle süslüyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Her zaman diyorum, süsleme işi tamamıyla sizde. Ben şöyle sadece kenarlarına gelecek şekilde Hindistan cevizi bırakıyorum. Dilerseniz tamamıyla ortasına da atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sunuma da bu şekilde hazırladım çilekli tartımı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görseli hoş, tadı çok nefis bir tart tarifiyle karşınızdaydım. Tüm incelikleri, detaylarıyla elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.